Kaptanın seyir defteri. Yıldız tarihi 2520.1. Gezegen Orin 7'nin yörüngesine girdik. Görevimiz, yıllardır burada yaşamakta olan Profesör Krater'den bilimsel notları almak. Kaldı Mr. Sol. 1327.28 kaptan. Mr. Spark. Evet kaptan, ben Spark. Sizi dinliyorum. Doktor McCoy'a haber verin, muayene bitsin. Siz de köprüye gelin. Tamam kaptan, gereken bilgiler alınmıştır. Profesörün özel alıcısı geliş sinyalimizi kaydetti kaptan. Federasyona durumu rapor ettiniz mi? Ettik kaptan. Yayına devam edin Teğmen Uhura. Peki kaptan. Süratimizde hiçbir azalma yok. Orion 7 gezegenine yaklaşıyoruz Mr. Spark. Varp hızı 3'e ayarlansın. Peki Mr. Spark. İniş hazırlıkları tamam kaptan. Teşekkür ederim Mr. Spark. Senin raporların tamam Cemiz. Teşekkür ederim doktor. Doktor, muayenelerinizi bitirdiniz mi? Bir sizin, bir de Mr. Spahn kaldı. Mr. Spahn'da mı atmosfer yoklaması yapacaksınız? Lüzum yok. Kalp atışı 1340. Bizi öldürebilecek bir basınç onu ancak güldürebilir. Siz insanlardan değişik bir bünyeye sahip olmamı sizi kızdırıyor mu doktor? Mr. Spark, siz volkanların üstün bir tür olduğunuzu kabul ediyoruz, sinirlenmeyin. Sinirlenmek mi? Böyle mantık dışı bir duygunun bizlerde bulunmadığını herhalde unuttunuz doktor. Mr. Spark'la söz yarışı yapamazsınız doktor. Hisleri de yeşil kanı gibi donuktur biliyorsunuz. Ama siz insanlardan her zaman daha güçlüyüz, bunu unutmayın. Artık bunları bırakalım Mr. Spark. Gezegen hakkında bilgi verin. Gezegende profesör ve karısından başka canlı yok kaptan. Yalnız robotlar var. Öyleyse Mr. Spark, gezegene inmek için doktorla beraber nakil odasına geçebilirsiniz. Emredersiniz. Mr. Sulu, Warwick'i sürat düşsün. Baş işte kaptan, Warwick'i sürat düştü. Tamam. Rotayı ayarlayın bakalım. Joe, iyon ışınları hazırsa enerjile. Seyir defterine ek. Önce ekip gereken raporları almak ve profesörle karısını muayeneden geçirmek için gezegene indiler. Gezegenin gerçek durumunu bilmiyoruz. Tetikte olmalıyız. Darnell, siz bizimle gelin. Grim, devamı dolaşarak çevreyi göz altında bulundurursanız iyi olur. Profesör Krater! Bayan Krater! Doktor, eski nişanlınızı profesörün karısı olarak görmek sizi heyecanlandıracak mı? Yok canım. 10 senedir görüşmüyoruz, beni unutmuştur bile. Leonard! Nancy! Merhaba. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de. Hiç değişmemişsin. Oo, bu atılgan gemisinin ikinci kaptanı Mr. Spark. Memnun oldum Bayan Krater. Volkanlıları çok severim Mr. Spark. Ha, bu da Tayfa Darnell. İyi günler. İyi günler efendim. Bir şey mi var Darnell? Eğlence gezegeninden bir kıza benzettim de
Darnell, Green'in yanına gitsen iyi olacak. Baş üstüne. Ben profesöre haber vereyim, işe dalınca her şeyi unutur. Burası ne kadar sıcak değil mi? Çok eski bir kalıntı, şöyle bir bakalım. Profesör Crater, ben Albay Spark, bu da doktor... Biliyorum, raporlar almaya geldiniz. Ben her zamanki gibi gönderebilirdim. Sağlığınızı kontrol etmek... Sağlığımızın kontrol edilecek bir yanı yok. Size bu emirleri verenlere söyleyin, bizi rahat bıraksınlar. Biraz tuzdan başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sözleriniz bittiyse profesör, doktor McCoy görevini yap. Doktor McCoy mu? Nancy'nin arkadaşı. Evet, Nancy burada olduğumu söylemedi mi? Onu gördünüz mü? Hiç değişmemiş, 25'inde gibi. Doktor havalı bir kadın ama 25'inde değil. Tartışmanız yersiz. Doktor onun nişanlı olduğu günlerdeki gözüyle görmüş, sizse bugünkü haliyle. Bu gezegende hiçbir şey sizi şaşırtmamalı. Hem doktor karımın bir zamanlar sizden nişanlı olduğunu unutsanız iyi olur. Kırmızı lekeler. Adamıma ne olduğunu bilmek istiyorum. Profesörü bulamamıştım. Dönerken tayfanızı rastladım. Elinde Borgia fidanı vardı. Bir şey dememe vakit kalmadan onu ısırdı ve yere düştü. Bilinmeyen bir gezegende her şey tehlikelidir. Öbür adamlarınızı tehlikeye atmayın, toparlanıp gidin. Biz görevlerimizi biliriz profesör. Adamlarımızı uyarmasını da. Spak Atılgan'ı arıyor. Burası Atılgan. Ben Kirk. Evet Spak. Kaptan... Darner öldü. Nedenini henüz bilmiyoruz. Doktor otopsi için yukarıya geliyor. Kompütör hazırlanırsa iyi olur. Ben Gren'le etrafı araştıracağım. Ben de aşağıya geleyim mi? Şimdilik gelmenize lüzum yok kaptan. Tehlikeyi tam olarak bilmiyorum. Gemiyi terk etmeyin. Anlıyorum. Pekala. Ben gereken emirleri vereceğim. Spak, kendine dikkat et. Tamam kaptan, Spak kapatıyor. Doktor raporunuzu bana derhal bildirmenizi istiyorum. Tamam Mr. Spak. Garip. Ölünün vücudu sapsağlam. Neredeyse kalkıp yürüyecek. Borgia bitkisi alkolü zehirlenmelere yol açabilir. Fakat vücutta böyle bir belirti yok. Nancy bitkiyi yerken gördüğünü söyledi. Ufacık bir parça bile yutmuş olsa aletim gösterir. Tuz! Onlardan tuz isteyecektin. Nancy, sen biraz dola, sinirlerim bozuldu. Doktor, ben bir araştırma yapmalıyım. Sizi yerinizde bulurum profesör. Araştırmalarınıza başlayabilirsiniz. Bakalım ne bulacaksınız? Hayali bir katil mi? Tuz verdiler mi? Daha değil. Bana tuz lazım. Telaşlanma. Zaten başımı yeterince derde soktun. O zaman makinesiyle ne yapacaksın? Senin için bir kurtarıcı bulacağım. Anlamadım. Bir cinayet işlendi. Buna bir katil lazım. Eski çağlardan bir canlı çekeceğim buraya. Bir canlı... Bir insan... Tuz... Nereye olan damat? Kardeşimizi gebe bırakıp kaçmak var mı?
Serseri misin sen ya? Kendine başka bir damat bul, benden başka enayi bulamadın mı be? Ya ben bu kadını ömrümde bir defa gördüm be! Bu bir görüşten böyle bir haftada bu kadar gebe kalırsa... ...bir ayda bu 15 tane, 20 tane doğru. Şey, bana bak! Arkadaşımıza iftira mı yürü lan? Ne iftirası be? Ulan başka adam bulamadınız değil mi bu kadını itelecek? Çek bana! Buyurun, otur. Hop dedik! Telefona gidiyordum da abi! Geç yerine! Ulan başka adam bulamadım resmini çekecek! İnek! Turist Ömer'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Ya siz Turist Ömer, Hatice Testever'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Atılgan'a katil olarak teslim edeceğimiz insanı bulduk. Şimdi buraya çekmeli onu. Cevabınızı bekliyoruz. Hadi be damat, evet desene be! Ay Allah'ım ya Rabbim, bir sebep yap da toz et beni buradan. Kurtar beni, yok et buradan. Kaçtı mı, ne oldu? Ey ulu tanrım yarabbim, duamı kabul ettin... ...insanın kıt yerine getirdin bizi, vicdanımızdan baş başa bıraktın, değil mi? Burası neresi ya? Zelzele mıntıkası mı? İmar mıntıkası mı? Tenha bir mıntıka burası ha! Plajdan mı kaçtın nedir sen? Elbiselerin nerede lan? Yoksa buranın muhtarı mısın sen? Geldi. Gezegene indi. Hemen gidip bulalım onu. Ya sıkıldım be, akşama kadar dolaştıracak mısın beni böyle ya? Bırak ölümü, bırak ya! Ulan ne acayip mahlukatsın, mahlukat! Ha, abicim, Allah gönderdi seni ya, bu herifin elinde! Ya ben neredeyim şimdi, affedersin? Galaksinin en büyük gezegenindesin. Ha, yani burası şimdi Kasımpaşa'ya yakın mı yani ha? Kasımpaşa'dan 3 milyon ışık yılı uzaktayız. Ha, desene, nalıncı yok şimdi sen ha! Bir zaman burada kalacaksın. Merak etme, emin ellerdesin. Bunun eli ise el değil, ayak bu be! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Kızım sen manyak mısın ya? Ben geçen gün sokakta bir karıya şöyle bir baktım... ...9 aylık hamile kaldı. Sen elimi yalıyorsun, vallahi 9 doğrusun ha! Hayır, yapma Nensi, hayır! Hayır, yapma Petsi, hayır! Onu istiyorum, tam istediğim gibi! Bak, iyi dinle beni şimdi! Ölen adamın katili bulunmadıkça Atılgan ekibi gezegenimizden gitmez! Şimdi ben katil diye onlara bunu teslim edeceğim, anladın mı? Ben işi hallederim! Hadi! Ulan sen kışa ne güzel yanarsın be abi! Bunun kurması bitmiş, idare ettim! Ya, abicim be, o kız nereye gitti o kız? İşi vardı. Ha, öyleyse al sen devam et, al! Profesör Krater! Ha? Profesör Krater! Bunu hemen aşağı götür! Eyvah! Ben çağırınca getir! Ya bu herife bırakma beni be! Profesör Krater! Profesör Krater! Bayan Krater! Green, dışarıda devamlı dolaşın. Hazırınız elinizde olsun. Nöbetiniz akşama kadardır. Emredersiniz. Başka işiniz kalmadı mı, benden uğraşıyorsunuz? İşimiz çok profesör. Karınız nerede? Herhangi bir kazıdadır. Peşine nöbetçi koyamam ya.
Kimliğini bilmediğimiz bir katil serbestçe dolaşıyor. Zamanı gelince onu size teslim edeceğim. Mantık dışı bir öneri profesör. Sizin zamanınız gelinceye kadar o bir başkasını öldürebilir. Gezegenimde zorbalık edemezsiniz. Şikayetleriniz kayda geçecektir profesör. Bakın profesör, bilinmeyen bir nedenle adamım öldürüldü. Sizlerin de hayatınız tehlikede. Ben Spark. Köprü, ben Kör. Dinliyorum kaptan. McCoy'un sana diyeceği var. Raporlara komutanın vereceği cevapları beraber dinleyelim istedim Mr. Spark. Dinliyorum doktor. M tipi gezegenlerde rastlanan Borchia bitkisinden vücudun hiçbir noktasında bulunamamıştır. Aynı zamanda sodyum klorür zerresi de yoktur. Açıkla. Ölünün vücudunda tuz kalmamış. Sebebi? Bilinmiyor, vücudun normal tuzu yok olmuş. Nancy ile profesör bizden tuz istediler. Duydun mu Spark? Evet kaptan. Bu tuz meselesinin üstünde durmanı istiyorum. Zehirlenme yok. Mr. Spark. Dinliyorum. Garip bir katil var karşımızda. Açıklamayı duydunuz profesör. Ölünün vücudunda tıbben açıklanması imkansız bir tuz tüketimi var. Siz de bizden tuz istemiştiniz. Kuru ve sıcak iklimli bir gezegende tuza ihtiyaç vardır. Elimizde bu kadar kaldı. Görüyorsunuz ki sizin cinayet iddianız bir hayal. Artık gezegeni terk edin. Bu durumu çözmeden bir yere gidemeyiz. Ulan atın ölümü arpadan olacak, benim ölümüm de bu herifin elinden olacak Allah canımız. Aa! Siz kimsiniz ya? Biz altın kızları. Oh, sen de mi altınsın? Evet. Her tarafınız altın mı? Evet. Ulan sizi bozdurup harcamalı, yahut da biçimli bir bankaya koymalı anladım. Aa! Bak çeyrek altın da geldi ufaklık evladım Allah bakıyor. Ah, teşekkür ederim, Melis Demen. Bu deve için. Yarabbi şükür desene lan! Yarabbi şükür de lan! Allah müstakını versin. Bulmuşsun güzel güzel altın kızları, yediriyorlar, içiriyorlar, ondan sonra da gülmüyorsun be! Hadi bir gül bakayım. Ha, ben sevince gülersin değil mi inek? Bu kadar telaşlandığınıza göre mantıken onu tanıyor olmalısınız. Tabii. Tabii tanıyorum. Ve hemen size teslim edeceğim. Herkül! Katili buraya getir! Çabuk ol Herkül! Ya dur kızlanın, iki laf edelim altın kızlanın ya! Ulan bıkmadım, bavul taşır gibi sabahtan beri beni ya! Hey Allah'ım! Hadi git başkasını taşı ya! Ya musallat oldu herif ona, yapışıyor ensemden, ikide bir hep bulup... Çek şunu ya! Makine mi, makine mi? Ha? Bu da mı makine? Ama bunu mühendis iyi çizememiş, modele bak, kulaklar böyle sivri... Saçlar bir acayip böyle dümdüz, anladın mı? İşte, aradığınız canavar katil. Demek canavar bu. Aa, homurdanıyor be! Gemiye götürüp kendisini inceleyelim. Bana bak, inceleye inceleye beni kopartmasın bu orada. Aaa! Aman aşkına, ne olmuş, ayak aç! Sarı alarm, canavardır dikkat! Terbiyeli konuşsana lan, canavar babandır senin! Sarı alarm, dikkat! Canavarımdır ha! Yerim ulan sizi! Ne ya, çok güzel! İktidar koltuğu bu be! Muhakkaten oturayım bakayım, nasıl indirirler! Yapma lan, canavarım ya ben! Hadi evladım, Allah başlasın! Ben Spark! Spark konuşuyor, emriniz kaptan! Kaptan emrinizi bekliyorum! Aa, Spark sen misin? Bize 4 tane çay gönder ama demli olsun anladın mı? Yapmayın evladım işte, güzel güzel konuşalım bak! Kızdırıyorsunuz ama şimdi bir şey yapacağım size! Çaylar ne oldu Cafer Bey? Akıl almaz bir robot görünüşü var.
Robotun tuza ihtiyaç duyması mantık dışı doktor. Gelişmemiş bir tür. Yabancı bir ırk. Vücudunu incelemeliyim. Ben de beynini. Başka bir galaksiden gelmiş olmalı. Tepkileri insanınkini andırıyor ama anası başka, babası başka gezegenden olmalı. Hop 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 hop! Beni bilmem ama senin herhalde annen başka gezegenden. Baban da keçi gezegeninden, ne haber, öyle mi doktor? Şeceresini saydım bozuldu deve. Doktor, ben bu işin içinden çıkamıyorum. Bunu kaptana rapor etmeliyim. Önce kim olduğunu anlayalım istersen. Yok, valla kafa kağıdım yanımda değil ama... Affedersin, ben Ömer, turist Ömer yani. Şu elini ver bakayım. Elinizi sıkmak istiyor. Zıt, yazıhaneye gel! Tereret havada kedi! Mantık dışı. Spark, durum nedir? Bu yaratık karşısında hiçbir çözüm bulamıyorum kaptan. Aa, kaptan bu mu? Şişt, abi geç geç iktidar koltuğuna otur kaptan. Adeta beynim durdu. Sende beyin yok ki, kulak var be. Doktor, siz ne dersiniz? Testlere tabi tutmalıyız. Bir toplantı yapıp durumu gözden geçirmeliyiz. Fikrinizi hemen söyleyin. Bana kalırsa kaptan, bu yaratık acayip bir gezegenden gelmiş. Ne demek? Yani bizim galaksimizden değil mi? Bilmiyorum, araştırmalıyız. Hadi bu tarafa! Hep beraber bu tarafa! Haydi! Bak bir kırmızı alarm, herkes göreve! Yörüngeye girdik kaptan. Tamam Mr. Spock. Ya ne velveleci heriflersiniz be! Alt tarafı iki tane düğme karıştırdık, ne oldu yani? Daha ne olsun, gemiyi yörüngeden çıkardınız. Kaptan, bu adama hemen test uygulamalıyım. Tamam. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Yürü benimle. Ne demek uygulayacaksın, test mi gidiyorsun? Hadi! Ben öteki vapurla gelirim abi. Ya doktor, vicdan azabım gibi hep karşındasın be! Bu katil işi beni bayağı düşündürüyor. Kaptanın seyir defteri, yıldız tarihi 2520.2. Profesör Krater'i ziyaret için geldiğimiz gezegende bir tayfan öldürüldü. Bize profesör tarafından katil diye teslim edilen yaratığın kimliği üzerinde henüz bir karara varamadık. Nancy! Maktuzlar burada! Nancy! Nancy! Ulaşım bölümü! Atılgan, burası ulaşım bölümü. Ben Ergren, görevim bitti. Beni yukarı alın, tamam? Onu benden kaçıramayacaksın profesör. Kaldır. İndir. Kaldır. Haydi bastır. Kaldır. Haydi bastır. Kaldır. Haydi bastır. Yeter, yeter, durun. Kaldır. Yeter, durun. Seks plazmalarında aşırı reaksiyon. He? Normal karşıtların kümelendiği ilkel bir kalıntı. Ya doğru dürüst okusana, coğrafya kitabı okur gibi yapıyorsun ya! Kaldır! Kaldırsana kızım, yoksa bak şimdi ben... Haydi bastır! Kaldırın bakayım! Hay, dur desene, dur dur! Konuşmadan siz duramaz mısın? Duramam! Ne yaptığımı anlayamıyorum, duramam. Lütfen susun biraz! Olur mu ya, Allah Allah! İnsanlar konuşa konuşa de bizden! Ben susun konuşmazsam lütfen. Ölürüm doktor, öyle değil mi kızım? Doktor, test sonuçları ne? Katil mi, canavar mı? Hadi be ne canavar! Raporumu açıklayayım kaptan! Beyin,
Varla yok arası. Herkes bilir benim beyinsiz olduğumu ya. Kalp yok. Ah, kör melat şöyle derdi bana, kalpsiz derdi anladım. İç organları bozuk. Ya üstünüze afiyet üşütmüşüm biraz, bağırsaklarımı hepsi... İnceleme bu yolda devam ediyor. Mr. Spock, soruşturmaya siz devam edin. Emredersiniz kaptan. Mr. Turis, sorularıma doğru cevap verin. Verin, ben zaten hayatımda hiç yalan söylemedim. Eğer söyledimse çarpılayım be. Demek söylemişim ya! Mr. Turis, zeka testine hazır mısınız? Ayıp ettin, Türk izlisi gibi daima hazırım ya! Öyleyse başlıyoruz. Başla! Ortama yeter tertibatıyla geriden trosisleri faaliyete geçirip... ...Krosisleri 45'e çıkardığımızda ne olur? Ha, şey olur... ...Ananın örekesi olur. Ulan trosisleri geriden meriden ne demiş siz affedersin ya? Sen söyle bakayım şimdi, o dediklerin olursa geriden ne olur? Sen söyle! Kaptan, bu soruşturmayı ben yapamayacağım. Sinirlerimin gücü kalmadı. Senin bütün gücün kulaklarına gitmiş be, kaba kulak! Mr. Spock! Demek ki bir canavar vasfı yok. Aa, canavar vasfı vardı da... ...Şimdi Allah rahmet eylesin yok. Canavar vasfı bir arbedede arkadan vurdu rakipleri Kasımpaşa'da diyorum, ne delikanlıydı. Mantıklı bir sonuç. Bu derece ilkel bir canavar olamaz. Canavar vasfıydı be. Öyleyse bu ne? Ulan ben cevherim be cevher! Öldükten sonra anlayacaksınız kıymetimi yalnız ha! Oo, demek bunu da yalan söylemişim ha! Madem ki bu canavar değil... ...Her şeyin cevabını bize ancak profesör verebilir. Onu bulmalıyız. Peki ben ne olacağım ya? Gemide dolaşabilirsiniz. Yani her istediğimi de yapabilir miyim? Tabii. İyi. Cenis, bizimle köprüye geçin. Hadi siz köprüye geçin Cenis'ten, biz de bundan Galata'da kalalım. Tamam mı kızım, bir 66 oynayalım. Durum raporu nedir Mr. Spock? Gerilinde bir tek canlı var kaptan, belki de profesör. Peki ya karısı? Bilmiyorum kaptan, başka canlı yok. Öyleyse durum çok önemli. Araştırmayı genişletin. Emredersiniz kaptan. Durum raporlarını hazırlayın. Peki Mr. Spock. Ooo, şimpremiye kaptan abi, ne haber, bizim arkadaş burada mı? Kim? Kaba kulak, kaba kulak. Ha, evet, burada, burada. Sen gidiyorsun galiba, mani olma. Evet. Dur açayım sen! Açın lan! Hadi yürü! Anca varırsın. Kaba kulak! Kaba kulak, ne haber? Kaba kulak değil, Spock. Hadi lan, balka bak. Aa, şşt! Bana bak, o ne o? Televizyon davası gibi içinde bir davalar. Göktaşı. Galakside bunlarda milyonlarca var. Herhalde yanındaki de göbek taşı ha? He? Bzzz! Erenköy, sen devam et! O ne abi şu? O profesörün bulunduğu gezegen. Ha, bu mu? Ama o çok küçücük be abi ya! Küçük değil, biz o gezegenden 4 ışık yılı uzaktayız. Abi ne olur, 30 kilometreden fazla gitmeyelim. Hem bana dokunuyor hem de bakarsın trafik ceza meza yazar. Ne 30 kilometresi? 30 milyonla gezegenin çevresinde dolaşacağız. Oh hadi ya, dünyada o kadar kilometre var mı ya? Dünyada değil, uzaydayız. Haa, yani uzaydayız demek, memleketten uzaydayız, uzaktayız demek değil mi? Bırakın da işimizi görelim işte turist! Hah, iş yapıyormuş, yaptığı da bir iş olsa kaba kulak. Ne işi yapıyorsun sen ya? Rapor hazırlıyorum, Deniz raporları getirin. Deniz raporları getirin! Teşekkür ederim. Bu ne abi? Kız. Ne kızı? Uzay kızı. Ne uzay kızı, bu anasının kızı be! Gel bakayım... Deniz yerinize geçin! Mr. Turist siz de yerinize! Sakın geç kalma, erken gel. Dur sana yardım edeyim biraz, dur. Onları yerine koyayım Mr. Turist. Amma da kıymetli malım varmış be. Al tepe tepe kullan işte. Aa, bu makine ne makinesi böyle ya? Kompüter. Ne, ne işe yarar bu abi? Her soruya cevap veren bir cihazdır. Profesör ve karısı Orion 7 gezegenine 5 yıl önce gelmiş. Aa. Bu makine kadın konuşuyor ya! Tabii konuşuyor. Şey... ...Ben de bir sual sorayım mı kendilerine? Yanlış şu anda olmaz. Öyle mi? Bir sual de ben sorayım abi, ne olursun sen? Olmaz dedim Mr. Turist. Ya bir makine için kırma kardeşini ya! Peki sorun. Kompeder! Kompeder değil. Ne? Kompiter. Ben onun imkanı yok söyleyemem abi ya! Benim yerime sen söylesen, hadi! Kompeter cevap verin. Şey... 2 kere 2, kaç eder? 4! Aa! Bindi be! Abi bir saniye daha sorayım mı kompeder? Olmaz Mr. Turu, şu anda işimiz var. Bir kere yaptık oldu ya, ne olur ölüm öpme, hadi!
Kompeder de hadi. Kompeder, sorulara lütfen cevap veriniz. Kompeder, bu haftaki Toto neticelerin nedir? 1-2-0. Ver şunu. 1-2-1-1. Raporlarımı mahvettiniz Mr. Cruz, mahvettiniz. 0-1-2-1-1. Ya sen ne bizim Toto'nun içine ettin ya, bir şey diyor muyuz ya? Ulan senin de kompeder gibi Allah'ım Mr. Cruz. Kalleş kompeder. Kaptan, yıllık iznimi alabilir miyim? Ne var Spock? Seni ilk defa sinirli görüyorum. Yıllık iznimi alıp gemiden ayrılabilir miyim kaptan? Neden Mr. Spock? Mr. Turist buradayken kalmak istemiyorum. Bana kızdı bana ama şimdi özür dileyeceğim, barışacağız, ver şeyini. Ver elini dedik ya! Ya uzatsın elini kardeşim, Allah Allah! Zıt yazıhaneye gel! Gördünüz mü kaptan? Mantık dışı bir yaratık. Scotty'nin raporunu getirdim kaptan. Kompüter ses frekanslarında bozukluk var. Ses frekanslarını kontrol edin Mr. Spock. Emredersiniz kaptan. Jenny, ses bültecini ver. Versene kızım, versene! Hadi ver şunu ya! Lan acele et biraz sen lan! Teşekkür ederim. Yansıtıcıyı kontrol edeceğiz. Abi bu ne Allah aşkına? Ses büyütücü. Sesleri 1 milyon kere büyütür. Yok ya! Bir böceğin yürüyüşünü gök gürültüsü kadar çoğaltır. Kaptan, ses yansıtıcı kontrolde. Teşekkürler Mr. Spock. Gezegende son durum ne? Anlatayım. Bak bu ne? Bir tehlike sinyali olabilir. Sarı alarm verelim mi kaptan? Hayır, kırmızı alarm verin. Durum evet, önemli. Sen. Bütün birlikler kırmızı alarm. Beş güverteler tam hazırlık. Ya bırak hazırlığı, bunun da havasını oldu diyorum be. İnan ya vallahi Spock. Anlaşılmaz bir tehlike var. Anlaşılmazı falan yok, anlaşıldı midemde. Allah'ım istakını versin. Ya bana bak. Hazerler atışa hazır ol. Ya atış matış ettirme diyorum sana, bak kendi yüzümden oldu ya. Silahlar öldürücü güce ayarlansın. Sakın ha bırak ya, bu açlık da havasını alıyorum ya. Bu abi, bunun da havasını oldu be. Bak bak bak, gel bak bak. Şimdi ben bunu böyle tutunca bak bir şey yok, görüyor musun? Bak yok, bak. Karnımdan geliyor abicim, gurulduyor açlıktan. Söylüyorum, ne gurluyorsun ulan, varda mı yemiyoruz diyorum ama... Hala da gır 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 işte.
Alarm bütü, bütün birlikler yerlerine. Abicim şu makineni al, elimde kalmasın. Karnımın açlığı bana yetiyor zaten. Teşekkür ederim Mr. Turist. Rica ederim, estağfurullah, vazifemiz. Bir daha burada hiçbir şey elinizi sürmeyin. Tamam ama siz de bu oyuncaklarınızı bir daha ortada bırakmayın yani. Yavrum! Mr. Spark, Mr. Turist'in karnı acıkmış demek. Karnından gelen mantık dışı bir gürültü. Ama Mr. Turist haklı. Acıkmış. 3 ve 5 numaralı güvertelerde sayım var. Bütün görevliler raporlarını bildirsin. 3 ve 5 numaralı güvertelerde sayım var. Bütün görevliler raporlarını bildirsin. Oh! Su verenlerin, ekmek verenlerin çok olsun. Allah'ıma ya Rabbim, çok şükür doyduk. Bir de uzay sigarası yakayım bakayım şimdi. Oh! Uzay sigarası görünmezmiş, pekala. Duman altı olmazsak iyidir bu görünmez sigarayla. Bak karnımı doyurdum evvelallah. Afiyet olsun. Sağ olasın kaptan. Şey, spark ettin. Bak bak. Bak, tıkır tıkır. Ne haber, hiç ses çıkmıyor şimdi ya. Karnınız sizden daha mantıklı. Hadi be. Doyunca sesi çıkmıyor. Aa, senin de mantık lafından başka zamanlarda sesin çıkmıyor be spark ettin. Şey, bana bak, senin bu kulakların neden böyle sipsivri? Efendim, küçükken baban çok mu çekiyordu? Bizim volkanda herkesin kulakları uzundur Mr. Turist. Peki sizin ülkede insanların kulakları bu kadar uzun olursa eşeklerinki ne kadardır acaba? Bizde eşek yoktur. Hadi ya! Bizde de aksine aklın durur, bir eşek vardır böyle kum gibi namussum, Allah canımız. Hem kanımız da yeşildir. Yeşil mi? Evet. Aa, Spak abi, sen sakın süt içme abi. Neden? Eğer süt içersen yeşil beyaz vefa formasına dönersin. Kümede de sallanır durursun. Söylediklerinizi anlamıyorum Mr. Turist. Şunu unutmayın, bizde her şeyden önce mantık gelir. Ha? Siz de şunu unutmayın, bizde de her şeyden evvel katık gelir abicim. Efendim? Ne yazıyorsun acaba spark ettin? Teğmençeniz. Buyurun kaptan. Mr. Turist'le meşgul olun lütfen. Başüstüne. Benimle gelir misiniz? Nereye? Çiçekliğe. Gelirim tabii ama rica edeceğim, bir dakika, bir dakika. Alasmalıdık Mr. Spak, sivri kulak. Biraz da buraya bak, kaba kulak. Elimi vereyim de fala bak. Efendim? Bana bak, çiçekliğe gideceğimize bir sinamı yakayım seni Loji'ye. Sizi başka türlü kurtaramazdım Mr. Spak. Mr. Turist'in iki sorusuna mantıklı cevap verebilmek bütün uzay matematiğini çözmekten daha zor. Kaptan! Nedir? Bilmem. Kompütere sor istersen. Nedir? Nedir kompüter? Nedir kompüter? Herhalde çıldırdı. Burası neresi ya? Çocuk bahçesi. İyi, çocuklar nerede? İşte bunlar da benim çocuklarım. Aa, bunlar şimdi çocuklarım mı? Evet. Ya hepsini Allah bağışlasın bunları ama o dikenlileri zor doğurmuşundur yani. Biz bunları kendimiz yetiştiririz. Peki, bunların babası kim? Mr. Spak. Aa! O ne Spak'tır o? Aramızda bir şey var ona nagani gibi mi he? Mr. Spak beni değil, çiçekleri sever. Sen ne yaparsın? Ben çiçeklere bakıyorum. Ha, çiçeklere bakıyorsun sen. İyi, Allah da sana baksın. Arada sırada da ben bakarım, geçinip gidersin işte. Ver biraz yardım edeyim sana. Aa, Mr. Turist, çok şakacısınız. Evet, şimdi çok şakacı oldum. Eskiden takacıydım, şimdi şakacılık yapıyorum. Ne diyorsunuz anlamıyorum. Sen de çok fiyakacısın diyorum ben. Tuzlama! Yeter, yeter! Tuzladık bir belledik, şimdi ne olacak? Ne olacağı var mı, onları besleyeceğim. Ha peki bu ne? Et! Aa! İşte bakın! Ya çiçek et yer mi be?
Ne yapıyorsun ya? Evet, et yiyen bir çiçektir bu. Bakayım, bakayım, bakayım. Hey, çek elini! Niye? Kopartır sonra. Bakayım, bakayım, bakayım. Çek dedim. Ne vuruyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Şişt. Senin çiçeklerden biri büyümüş de el öpüyor, Allah başlasın güzel evladım. Çok yaşa, el öpenlerin çok olsun. O çiçek değil, Tayfa Gren. Gren çıkan, boş ver. Sinirlendi, bir yabancı hissetti herhalde. Tayfa Gren! Tayfa Gren ama... Çıktı yani, tayfa girdi çıktı. Ablacığım, ben burasını sevmedim, ben gidiyorum. Tımarhane gibi, kayfa girer, sen çıkarsın, çiçek açılır. Al canım, karnın acıkmıştır senin. Al şekerim. Girdi çıktı tayfa, onun yok, beyaz oldu herif. İşim sonra... var Mr. Turist. Siyah oldu herif sonra diyorum ben. Size işim var dedim. Kaptan abi, kaptan abi. O beyazdı, tam üstüne geldi siyah oldu, ondan sonra kız... Mr. Turist, meşgul etmeyin bizi, oturun ya... lütfen. Doktor abi, doktor abi, o çiçek vardı hani girdi çıktı tayfa, ondan sonra o siyah... Uzayda böyle şeyler olur Mr. Turist. Beyaz... Dinlenin biraz, oturun. Dedikleriniz doğru galiba Mr. Turist. Dedikler biz doğru ama anlatamıyoruz ki kimseye. Ne yapıyorsun ellerini böyle, cenaze duası yapar gibi ya? Divane misin, nesin sende? Kaptan, bakın ölmüş! Evet ölmüş, kırmızı lekeler. Çabuk Doktor McCoy'u çağırın bana. Doktor McCoy, 7 numaralı güverteye. Doktor McCoy, 7 numaralı güverteye. Kaptan, mantıken katilin bu gemide olması gerekiyor. Onu arayıp bulmalıyız. Evet, öyle yapalım. Emredersiniz kaptan. Aa, doktor, şu öğleye bir bakar mısınız? Aynı ölüm. Tuz kalmamış. Derhal profesörü bulmalıyız. Işınlanma hazırlansın, iniyoruz. Ya ölü öldü mü ölmedi mi ya ber? İnanmıyordunuz bana, bak yatıyorum nefsamız yerde. Mr. Turist, bizimle gelin, aşağı iniyoruz. Burada bıraksan durmam zaten, ayıbettin. Hadi Naşit Bey, yürü. Çiçekçi kız, yürü yürü. Yürü. Durma ek. Tayfalarımın garip bir yaratık tarafından öldürüldüğüne artık şüphem kalmadı. Aramızda her an istediği insanın şekline girebilen bir katil var. Bize en doğru cevabı ancak Profesör Krater ve karısı verebilir. Yine birden buraya geldik, nasıl oldu bu iş ya? İyon, Candide ve Andrion ışınları tüm maddi enerjiyi oluşturdu. Seni de böyle saçma sapan kim konuşturdu?
Çevreyi dolanın. Şüpheli bir şey görürseniz haber verin. Emredersiniz kaptan. Mr. Turu siz şurada oturun ve bizi bekleyin. Burada mı? Evet. Tamam, ben buraya park ederim. Saksı gibi oturur, sizi beklerim. Neden hala gitmediniz? Katili teslim ettim. Profesör, ben Kaptan Kirk. Oyun bitsin artık. Mr. Turist ne canavar ne de katil. Gerçek katil nerede? Spock, 9. gücünü kullan, aç kapıyı. Canavarı profesör mü saldırttı üstümüze? Bu yol onun kaçtığı yol olduğuna göre en mantıklı cevap bu olmalı. Profesörü en kısa zamanda bulmalıyız Spock. Jim! Ne var Mr. Spock? Ölmüş. Graham! Aynı kırmızı lekeler. Aynı ölüm. Gren nöbeti bittiğinde gemiye dönmüştü. Demek gemide ona benzeyen biri daha var. Karşımızda her şekle girebilen bir canavar var. Kirk, Atılgan'ı arıyor. Burası Atılgan, ben Scotty kaptan. Scotty, Atılgan'da bir yabancı var. Gren kılığında olabilir. Baş ve kıç güvertelerde tam alarm. 3. güvenlik planı uygulanacak. Ama daha önce Gren'in cesedini yukarı çekin. Tamam. Doktor nerede? Öteki taraftan dolanıyordu kaptan. İlerleyelim. Doktor! İşe yarasladınız mı? Hayır kaptan, ya siz? Ergren'in cesedini bulduk. Ergren mi? Gemide onun yerine bir başkası var. Çok dikkatli olmalıyız. Profesör bizi yok etmeye kararlı. Belki de sadece gezegenden gitmemizi istiyor. Katil belki gemide, belki gezegende. Fakat şu muhakkak ki her an birimizin kılığına girebilir kaptan. Demek ki canavar başkalarının kılığına girerek yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ona tuz verin. Tuz. Neden? Saldırması için sebep kalmaz. İyi bir düşünce fakat mantık dışı. Ölen adamlar ne olacak? Tartışmayı bırakın. Derhal profesörü bulmalıyız. İlerleyelim. Emredersiniz kaptan. Selamünaleyküm. Böyle mi sıkarlar ya? Ne yapıyorsun? Abdest mi alıyorsun kızım ya? Dur bakayım bir de ben. Evvela anlat ne diyorsun, ne yapıyorsun, ondan sonra yap ya. Merak ediyoruz işte diyorum sana. Nedir bu böyle elini sürüyorsun? Spock konuşuyor. Spock konuşuyor.
Ne diyorsun ya? Spat konuşuyor. Ha? Cevap verin. Aa! Hay Allah'ı şey, bir dakika. Dur be kızım, görmüyor musun kaba kulak? Altımda kalmış Allah müstakın. Bana bak, biz burada şey yapıyoruz. İyi misiniz, Mr. Turist? Ne demek iyi misiniz ya? Mesai saatinde rahatsız etmediyoruz, işimiz var, görmüyor musun? Devam et evladım. Bir daha yap. Bir de ben yapayım. Mr. Turist. Al biraz kokoreçten ye kol kürek. Paça seversen buradan da ye. Hadi. Yoo, baş yedin artık, uzatma işte, gel bakayım. Nereye gidiyorsun be? Ne güzel yalanıyorduk ya. Spak. Tipa. Özledin mi beni? Burada işin ne? Senin için yıldızlar ötesinden geldim. Ulan çık işte be bu başıma. Dert oldu bu konuşan kutu. Çık ulan! Sen ölmüştün. Başkaları için ölmüştüm. Senin için daima yaşadım. Spak abi! İnanma, inanma! O demeyecek başka karıydı, şimdi uzun kulak oldu. Ulan konuşan kutu nereden çıktı? Alo santral! Bana kaptan Kirk'ü bağla! Evet Kirk dedim! Ne? Portakal mı? Ne portakalı? Adana sen çık aradan ulan, Adana! Kirk'ü istiyorum! Spak çekil, çekil! Çekil vurulma, karıyı vuracağım, çekil! Dikkatli ol! Ha! Siper et kendini ulan, çekil lan! Spak, koru beni! Ya çekil önümden be Allah aşkına! Hayatımda bir kere karı vuracaktım be, çekil be! Dokunmayın ona! İstersen kendi tabancanı ver, onunla mı vurayım? Spak! Kirk abi! Dokunmayın diyorum! Öldür onları Spak! Aa, ne vuruyorsun be! Ne oluyorsunuz Mr. Spak? Spak? Kaba kulak olan şey kaptan, kız kaçtı. Ne, bana bak, bu taraf, bu tarafta olmasın be. Kimse yok orada. Aa, sakin olun misin? Abi, kız ama her şimdi. Kulağa girebilen korkunç bir canavarla karşı karşıyayız. Birbirimizi kaybetmeden onu arayalım hemen. Bana aramak, maramak, başımı derde sokmak lüzum. Bir dakika. Hadi bakalım kaptan Kirk. Bu dövüşçüler de seni gezegenimden atamazlarsa. Tereyağı!
Hadi be, tüberkülozlu jimnastikçiler geldi, gidelim buradan. Çarpık herifler görüyorsun. Dövüşçüleri nereye gönderdin? Demek bana döndün. Onları nereye gönderdin dedim. Kökle sıpağın üstüne. Geri çağır hepsini. Hayır. Gezegenimi terk etmeleri için her şeyi yapacağım. Ben kalmalarını istiyorum. Bana lazım olan tuz onların vücutlarında var. Geri çağır hepsini. Çok geç artık. Teker teker gelin ulan, teker teker. Yerim Allah canımasını hepinizden. Bağırma lan! Krena başlarım şimdi, köpek ahırına çıkartıyorum lan burayı. Açıl lan! Sen çekil lan, tipsiz! Dövüşçülerini birbirine saldırtarak onları kurtarabilirsin. Tek isteğim onların buradan gitmeleri. Öyleyse ben değiştiririm onları. Ne haber, korktunuz ulan bizden inekler birbirinize gelir değil mi? Gel lan, gel üstüme gel, gel bakayım! O kolu eski haline getir. Bana ateş eder misin? Ederim. Seni ve gezegenimizi kurtarmak için yaralamaktan çekinmem. Anlamıyor musun beni? Onların tuzu lazım bana. Onları yok edersek federasyonun bütün savaş gemileri buraya gelir. Birçok insan, birçok tuz. Onların hepsiyle savaşamayız. Ölüm gelir bizim için. Atılgandakilerin gitmesi şart. Düzelt o kolu. Geri dön! Geri dön! Azıttınız gene, azıttınız gene! Anne! Sen aldırma, cambaza bak, cambaza bak oğlum! Şimdi ben size gösteririm beni! Televizyon, radyo makinesinden canınızı okumazsan bak şimdi! Girin ulan birbirinize bakayım! Ya, işin ne? Aman, işin ne biraz daha! Yanlış yaptık Allah müstahını versin, bizimkine de saldırdılar be! Aman bunu ileri! Birbirinize alın, birbirinize! Tüyün onu! Tamam, tamam, hadi! Bekleyin! Bekle, bekle, geliyorum, bekle! Eğer birbirlerine girmeseler de işimizi bitireceklerdi. Ben Kaptan Kirk. Ben Scotty Kaptan. Kaptan, Ergrin gemide yok. Fakat daha önemli bir şey var. Doktor McCoy burada. Doktor McCoy gemide mi? Evet, gemide baygın bulduk. Demek ki bizim yanımızdaki sahte McCoy'du. Yani canavar. Ben mi canavarım? Doktor, hemen aşağı gelin. Açıklama yapacak vaktimiz yok. Başka emriniz kaptan? Teması kaybetmeyin ve dikkatli olun. Tamam, Kirk kapıyor. Emriniz kaptan. Şimdi sahte McCoy'u bulmalıyız. Oradayım profesör. Sahte doktor nerede profesör? Demek onun gerçek olmadığını biliyorsunuz. Evet biliyoruz, bilmediklerimizi de siz anlatacaksınız bize. Gidin gezegenimden! Rahat bırakın bizi! Jim! Spock! Karınız nerede profesör? Canavar nerede? Karım 2 yıl önce öldü.
Sizin gördüğünüz soyu tükenmiş bir yaratığın son temsilcisiydi. Soyu tükenmiş bir yaratık mı? Evet. Canını kurtarmak için tuza ihtiyacı vardı. Bizim ileri medeniyet dediğimiz koşu, tabiatın gerçek güzelliklerini yok etti. O soyunu devam ettirebilmek için direniyordu. İkimizin de sonu geldi. Nerede şimdi o? Yeni bir av peşinde. Ne? Canavar yeni avını bulmadan biz onu bulmalıyız. Çok doğru kaptan. Spock, profesörü dışarı çıkar. Kaptanın seyir defterine ek, binbaşı Scotty'nin notu. Gezegene inmiş olan Kaptan Kirk'ten yeni bir haber alamadık. Kimliği bilinmeyen canavar her an bir tehlike yaratabilir. Düşüncemiz doğruymuş. Canavar doktorun kılığında. Sakin ol Nancy, sakin ol. Leonard, çok korkuyorum. Sakin ol dedim sana. Koru beni Leonard. Çekil onun yanından doktor. Ne oluyorsun Jim? O Nancy değil, o bir canavar. Dört adamımı öldürdü. Yalan. Deli misin Jim? Doktor, tuza ihtiyacı olan garip mahluk bu. Olamaz. Nancy, bak, tuz. Tuz! Gel Nancy, gel al! Ona ihtiyacın var! Onu korkutuyorsun Jim! Korku değil bu, açlık! Şu haline bak! Leonard, beni seviyorsan bu adamı uzaklaştır! Jim, korkutuyorsun onu! Hadi Nancy, istediğin bu! Tuz, gel al! Ne yaptın McCoy? Ne yapıyorsun doktor? Öldürecek, vur onu! Hayır! Vur onu doktor! Nancy'yi öldüremem ben! Seni doktor. Leonard, yapma. Öldürme beni. Dur. Affet beni.
Üzgünüm doktor. Demek canavar doktor olarak hep aramızdaydı. Kabakulu! Kabakulu! İşte, na canavar bu, canavar, canavar bu. Canavar bu değilmiş Ertuğrul. Bu ya! Bu! Hangisiniz? Korkmayın Mr. Turist, canavar öldü. Canavar öldü ama sen yaşıyorsun, herkes senden korkuyor be, sıpık! Sıpık! Ey gözünü sevdiğim infeli, şuraya bak be! Burada duş mu yapacağım ben? Seni onunla yere göndereceğiz. Hadi ya, bundan yere gönderilir mi adam? Işık enerjisi seni bir anda ışık yılları geriye ilk geldiğin bölgeye, ilk abicim, geldiğin duruma indirecek. Ben bundan hiç hoşlanmadım, istersen dolmuştan gideyim. Burada dolmuş durağı yok mu? İyon ışınları hazır. Ya... Yerinizden kımıldamayın Mr. Turist. Oldu. Aa, abiler, hepinize çok çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Yalnız Kaptan Kirk abi bir gün kalındırırsanız bizim fakirhaneye beklerim ya. Fakirhane mi? Evet, fakirhane. Ne demek o? Ya bilmiyor musun, kompadora sorsana. Yerinize geçin Mr. Turist. Ya şimdi birbirimizi kırmayalım bir kompador fakirhane davasını. Siz sen... yerinize geçin Mr. Turist. Ben yerime geçerim ya. Kımıldamayın. Kımıldamam lütfen. Enerjiyle. Aa, bir dakika, bir dakika dur ya! Bir vedalaşalım ya! Gel canım doktor! Bol hastalar! Sana da bol neşeler kaptan! Ey arkadaşım be! Kaba kulak! Yani ne atarım ne satarım seni ha! Gel lan bir daha öpeyim! Ya içimden geldi, bir daha öpeyim bakayım ne olacak! Ya şey vallahi hiç yani böyle şey volkanlı dostum Mr. olmadı! Mr. Turist! Elinizi bana verin lütfen! Rica et! Ah ulan! Benden aldı, bana sattı! Vallahi gider ayak! Neyse ben anca giderim bu hızla artık! Hadi! Güle güle Mr. Beni ışınla, ışınla! Enerjile! Kaçarsın ha? Spak abi! Kaba kulak! Ha? Dur ya, dur dokunma be! Kaba kulak abi! Beni kurtar ya! Ne var ya? Kulaklara bak! Spak abi! Ulan ne adamsın, kulak zede ettin bizi de ha! Ey yavrum, yalnız kulaklarını değil, kuvvetini de vermişsin ha! Allah senden razı olsun ya! İşte mantık dışı bir vaziyette biz de burada idare edeceğiz vaziyeti yani! Korkutayım şunları! Ver, ver. Bak hepsi korktu, gelin korkmadı! Eyvallah Spak abi! Sağ ol, var ol, kaba kulak! Kasımpaşa'dan hepinize sevgilerimle karışıp selamlar ederim, hadi eyvallah! Mr. Turist sizi unutmamış Spak! Mantıksız bir adamdı! Ama sizi çok uğraştırdı Mr. Spak. Ama gene de iyi adamdı doktor. Harekete hazır olun Mr. Spak. Görev başına. Yörüngeden ayrılma işlemi tamamlansın. Emredersiniz. Varp 1. Varp 1. Varp 2. Varp 2.
Sen de baksana! Kör müsün? Vurup vurup kaçıyorsun lan erkek diye sen mi? Ah!